lisansını yetiştiremedik. Sıkıntılardan dolayı. Erdem'i geç aldık. Sıkıntılardan dolayı hazır olmadığı için oynatamıyoruz. Enduka geldi. Hazır olmadığı için oynatamıyoruz. Bir tane stoperimiz var. Anlaştık. Ekonomik anlamda bekliyor. Getiremiyoruz. Yani bir tane 10 numara var. Yarın akşam uçakla gelecek. Avrupa'dan. Eski talebem. Bu oyuncuların da bu takıma katılımıyla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bizim zamana ihtiyacımız var. Çok çalışıyoruz. Bütün her şeyimize biz Ankara Gücü camiasının tesisiyle, ekonomisiyle, futbol takımıyla ayağa kaldırmak için gece gündüz uğraşıyoruz. Zamanla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz sabır istiyorum. Zamanı gelince Tuna Bey burada mı bizim? Tuna Bey bazen giremiyor buraya. Tamam. Onun aracıyla ben size haber göndereceğim. Merak etmeyin. İster tesiste ister dışarıda çok bol sohbetlerimiz olacak. Ama şu 1,5 ayda, 2 ayda benim yaşadıklarım. Bugün bu takım lige çıktıysa başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Bakın bu çok anlamlı. Yani bu kulüp nereden nerelere geldi, daha da nerelere geleceğini ben düşünüyorum. İnanıyorum. Bunun için de buraya geldik. Bunun için birazcık sabıra ihtiyacımız var. Dediğim gibi bir gün bu stattan güzel böyle anılarak, alkışlarla, zaferle, büyük şampiyonluklarla gibi bir şeyler yaşatabilirsek o zaman bunları anlatacağım. Bu kulüp nereden nereye geldi? Kimler burada rol aldı? Biz niye kendimizi kapattık? Niye kimseyle konuşmadık? Onları da anlatırım. Hiç merak etmeyin. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ama bu arada gelmek, görüşmek istiyorsun. İnanın ben her gün testteyim. Gelin. Konuşuruz. Hiç sıkıntı yok. Ben size her zaman bir zaman ayırırım. Hiç sıkıntı yok. Anlaştık. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Bugün Ankara Gücü'nün beraberlik var. Biliyorsun bu birinci maç. Her zaman birinci maç zordur. Takım daha hazır değil ki. Kimse gelen takım veya bizim takım daha hazır değil. Zor maç ama iyi mücadele ettik. 1 puan aldık. Tanrı izniyle böyle her hafta daha iyi daha iyi olması lazım. Onu bekliyoruz. Mesela Ankara Gücü'nün sen hedefi nedir? Yok, sorun zor değil. Bu takımda çok büyük hedef olmadan gelmeyecek. Yani diyorum ki bizim hedefimiz Süper Lig'e yaklaşmak. Senin lisans sorunun mu var? Yok, ben 2 gün önce biraz antrenmanda sakatlandım. Denedi ama daha olmadı. Ne zaman iyileşeceksin? Doktor raporu çıkacak. Çıktıktan sonra belirleyeceğiz. Teşekkür ederim. İki takım da tedirgin başladı maça. Sanki iki takımdan birbirinden korkar gibiydi zaten maçın içinde. Çünkü Osman Hoca'nın takımları özellikle iyi pas yapan takımlar oluyor. Onun bir çekingenisi vardı üstümüzde. Ona göre hocamız birçok antrenmanlara taktik denedi. Bir taktik savaşı gibi oldu bu maç bizim için. Hocanın dediklerine bağlı kalmaya çalıştık. Bizim için önemli olan puanla başlamaktı. Tabii 3 puan olsa daha iyi olurdu. O pozisyonda da girdik. Atanlık atabileceği bir maçtı. İki takım da gol atamadı. Beraberlikle sonuçlandı. Bence maçın hakkıydı yani beraberlik. Bu takım 3-4 haftaya kadar oturduğu zaman eksik oyuncularımız, yeni gelen oyuncular aramıza katıldığı zaman çok daha iyi bir Ankara Gücü izleyecekler. Hedef olarak ne diyebiliriz? Hedef olarak ilk hedefimiz öncelikle tabii ki playoff. Playoff tabii ki önemli. İlk 2'den çıkmak büyük bir hedef şu an. Yeni kurulan bir takım için. O neden olmasın? Yeni kurulan bir takım için. Evet. Geçen seneden de kalan dolayı. Birkaç kişi kaldı. Ne zaman ya işte 3-5 haftalık bir serüven bu. Geçen sene de yeni kurulmuştu bizim takımımız. Galibiyetlerle başlamıştık. Şansımız oydu. 3-3'le başlamıştık. Tabii bu ilk haftalarda puan kazanmak çok önemli. 1 veya 3 puan kazanmak çok önemli. Toparlanana kadar önemli olan az puan kaybı yaşamak. Ne kadar çok puan toplarsak o kadar iyi bizim için. 3-5 hafta sonra gerçek performansımız ortaya çıkıyor. İki taraflı dengeli geçti. Ya iki tarafta yeni kurulmuş bir ekip. Hani kimse risk almak istemedi belki de. Biz iyi oynadığımızı düşünüyorum ama biz bir tık daha iyiydik.
Ya takımımız umut veriyor gerçekten. Çok iyi oynadık. İyi pozisyonlarımız da var ama değerlendiremedik. İyi başladık lige. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Daha günler bizi bekliyor inşallah. Oynadığımız ilk maç çok iyiydi bana göre. Ya takımımız 2-3 hafta sonra, 4 hafta sonra daha çok oturacak. Herkes birbirine alışacak. Alıştıktan sonra inşallah bu ligin en iddialı ekiplerinden birisi olacağız. İşte ben geçen seneden buradayım işte. Aramıza 15-16 tane arkadaşımız geldi. Yani adaptasyon hemen olmuyor bir anda. Hani bir ay falan ihtiyacımız var. Zaten bir ay... bir aydır zaten birlikteyiz takım içinde. Biraz daha süre ihtiyacımız var. Ondan sonra toparlayacağımızı düşünüyorum. Rica ederim. İki takım da kontrollü oynadı. Tabii ligin ilk maçı. İki takım da birbirini bilmiyor. Biz de yeni bir ekibiz. Tabii ki de biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bir kamp dönemi geçirdik ama arkada bunun pekişmesi için bir iki aylık süreye ihtiyacımız var. O süre zarfında yavaş yavaş toparlanacağız. Biz şu an zaten bir takımız. Ama yavaş yavaş çok daha iyiye doğru gideceğiz. Abi bir süre belirtemem tabii ki de. Arkadaşlarımızın uyumuyla alakalı ki biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Oyun anlamında, saha içinde, saha dışında. Kısa zamanda çok daha iyi olacak. Günle gün çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir maçla geçti bu puan. Önümüzdeki tane deplasmanımız var. O deplasmanlardan puan çıkarmamız lazım. Puanlar. Zorlandığı bir maç olmazsa ya ister istemez ligin ilk maçı sonuçta 3-4 aylık bir süreçte bir o kadar ciddi bir maç olmadı. Hazırlık maçlarımız oldu ama nitekim yeni arkadaşlarımızın da yani sonuçta defans oyuncularımızın anlaşacağım oyuncular da yeni arkadaşlarımız. Onlarla birbirimizin uyumu gerekli her takımda olduğu gibi. Onları yavaş yavaş sağlayacağız. Zorluk belki çok olmadı ama yine de stresli geçiyor. Yani tamam. Şöyle geçiyor. Taraftara herhalde daha çok pasalik, daha çok taraftar demek. Herkes pasalik alsın ve herkesi stada bekliyoruz.